Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah sevgili seyirciler. Edebiyat programımızın bugünkü konusunu da geçen defaki gibi Doktor Necip Vahap Canablarının, edebiyatçı kardeşimiz Doktor Necip Vahap Canablarının bir parça şiiriyle başlıyoruz. Şiirin başlığı Hoş Negme Hoş Elhanı Var. Dünyada her bir aşıkın 5 günlü bir devranı var. Kalbinde od közlü ateş, başında hem dumanı var. Yarın şirin sohbetinden bahçe bağlarında gül açar. Her bir sözü can bağışlar, hoş negme hoş elhanı var. Göz önünden kaybolmamış, etmekteyim nazar ona. Göz önünden kaybolmamış, etmekteyim daim nazar. Her dem şirin hayalıyla gözlerimin seyranı var. Ey kalp açıldıysa gözün, baldır dadarsın her sözün. Gel bak aşkın iklimine, gülden dolu dört yanı var, gülden dolu her yanı var. Bırak menle huylu gönül, yara kurban kesilelim. Ta ki denilsin bu aşkın, acayip koç kurbanı var. Kınamayan kulluğumu, bitmeyen yoksulluğumu, sevdiğim şahlar şahının bambaşka şöhret şanı var. Can aşk ile mevzun olur, hak aşıkı mecnun olur. Böyle aşka uymayanın sanma bedende canı var. Dalmamışken sevdaya sen, eremezsin faydaya sen. Gel hayran ol bir aya sen, gör nece bin hayranı var. Öz fikrinin boyundadır her kimsenin öz himmeti. Necip sözü özetledi, sözün henüz kalanı var. Necip sözü özetledi ama sözün henüz kalanı var. Geçen konumuzdan kalan sözleri bizde devam edeceğiz inşallah. Geçen konumuzda edebiyatı tatbiki karşılaştırmalı, edebiyatın hansı bir noktasına, satırına, fakarasına ulaştık dedik. William Jones Avrupalıların çok dikkatini çekti öz yazdığı kitaba. Kitap unvanı adı Asiye şiirlerine yorumlar, ta'likat alel eş'ar el asiyeviyye. Bu kitapta Firdevsi'nin şahnamasından alıntılar alıp neşretmektaydı, yayımlamaktaydı. Bu sebebe bu kıssaları, küçük alıntıları, öyküleri görünce Avrupalıların çok dikkati çekildi, maraklılıkları arttı, hayran oldular o türlü bir kitaba. Bu kitap yani adı Commentaries on Asiatic Poetry ki William Jones'undu. Bu kitap büyük bir rol oynadı. Avrupalıları tanış etmekte. Şarkın büyük bir efsane yazan yahut ustura yazan, şahname yazan şairine, Firdevsi'ye. Firdevsi'nin tabii şahnamasını. Avrupalılar, diller Avrupalılar, şahnameye çok ehemmiyet itina verdiler. Bilhassa 19. çağın şairleri, şahnamanın, Firdevsi şahnamasının kıssalarını, öykülerini verimli bir zemine
gibi aldılar. Öz yazdıkları konular için, şiirlerinde ne konular var, o konular için, o kıssalardan güzel maddeler, verimli zemineler aldılar. Kil ile Dimne de bildiğiniz gibi aslında Hindice yazılmıştı. Hayvanlar dilincadi. Velakin edebiyatı tatbikine karşılaştırmalı edebiyatta en önde gelen bir örnektir, masdardır. Yani bazı tercümelerine göre tercüme edilmiş metinleriyle metnil asıl yahut Arapça ve Farsça, Arapçaya tercüme edilmişti bilsiz İbnül Mukaffa tarafından. Asıl metin itmişti Hindicadı. Ve Arapçadan Farslar alıp tercüme etmişler Farsçaya. Bu sebepten Kil ile Dimne de bu tercümeler sebebine en iyi bir verimli yer olar, zemine olar karşılaştırmalı edebiyat için, edebul mukaren için. Kil ile Dimne itar-ı edebul mukaren gibi, edebul mukaren karşılaştırmalı edebiyat çerçevesine girer en iyi bir şekilde. Bilhassa o tercümeler ki pazarlarda, kütüphanelerde bulunmuştu. Mesela o tercümelerden biri ve mütercimlerden biri Hüseyin Vaiz Kaşifi'nin yaptığı tercüme. Yani Kil ile Dimne'yi tercüme etmişti Hüseyin Vaiz Kaşifi Farsça'ya. Ve kedalik Abu Nasr el-Maali. Tabii Abu Nasr el-Maali vezir ve devlet adamı, vezir, devlet adamı ve şairiymiş. Ne zaman? Hosrof Malik Gaznevi zamanında. Gaznevi'ler zamanında. Hatta Gaznevi'lerden sonra bilirsiniz Selacık'a Selcuklar geldiler. Selcuklara yer verildi. Tabii önceden geldiler Gaznevi'lerden talep ettiler ki koyun kuzuları var getirsinler yaylığa, yaymağa, böyle bir şeylere Gaznevi'ler de yer verdiler. Onlar çoğalınca Gaznevi'lerin üzerine devrim başladı. Ta özleri çok yerler aldılar Gaznevi'lerinden. Dünyanın işi bu ruvatil kaleyya nudaviluha beynen nas. Hiç kimseye kalmaz. Mukaddimede o şiirde de Doktor Necip Canablarının sözlerinin biri buydu. Her aşıkın 5 günde uranı var. Merhum Fuzuli de diğer sürdüm mecnun nöbetin şimdi menem rüsvayı eşk. Doğru derler her zaman bir aşıkın devranıdır. Abu Nasr el-Maali vezir devlaydı. Hem de şairiydi, katibiydi, ma'ruf. Gaznevi'ler zamanı ve aynı halde Selcuklar zamanında katibi itibar olunar. Olabilsin iki terafini, iki ahdin vaktlarında yaşamıştır. Muhadram diye. Abu Nasr el-Maali tercüme etmiştir Kil ile Dimne'yi Farsça'ya. Bu da edebül mukaren dairesine girer. Karşılaştırmalı edebiyat çerçevesine girebilir. Çünkü bir nuska Arapçada İbnül Mukaffa tercüme edip dedik asıl nuska da Hindiceydi, o itip yedip kalmayıptı ama İbnül Mukaffa'nın kalıp tercümesi Arapçası imdiye kadar. Ve Hüseyin Vaiz Kaşifi, Abu Nasr el-Maali ondan almışlardır. Yani İbnül Mukaffa'nın tercümesini tercüme edipler Farsça'ya. Asıl Kil ile Dimne dedik Hindicadi, bunu o tabip Berzuyeh gerek olsun çünkü Şiruyeh okullar Farslar o bir adı. O Sasani Melik'in Yezdegird'in oğlunların Şiruyeh diyorlar. İhtimal veririm bu da
Berzoyeh olsun, eğer yanlış değilse, Kesra Anuşirvan zamanında bu tabip getirdi bu kitabı ve tercüme edildi Samaniler ahdinde Fehlevi lügatine. Fehlevi lügatidi yahut o biriler deriydi, o biriler hepsi Fars lügatinden sayılar. Fehlevi ki son zamanlarda Pehlevi deyilerdi. Fehlevi lügatine tercüme etmiştir bu adam, bu tabip, o hikmet dolu kitabı, yani Kilile Dimne. Sonradan Arapçaya da İbnül Mukaffa Emeviler zamanı bilirsiniz geldi, tercüme etti. Ama asıl, metnil asıl Hindiceydi. Zayi olundu, itti, kaybedildi, gitti. Ama çokluk hansı birine, hansı bir nüskaya itimat ettiler, mastar kaynak edindi? Tabii İbnül Mukaffa'ın tercümesi. Mastar oldu, esas oldu, başvururdular o esasa, ondan tercüme edildiler. Ebu'l-Meali Nasrullah dedik, Karnissaris 6. çağın katiblerinden, yazarlarından, şairlerinden ve devlet adamlarından idi zahiren. Farca'ya tercüme etti. Farca'ya tercüme edince Kilile Dimnani kime ihda etti, armağan etti? Bahram Şahı Gaznavi. Zannedersem Bahram Şahı Gaznavi'nin de Bahram Şah, eğer yanlış değilsem Gaznavilerin en son şahıydı ki Guriler tarafından mağlup edildi. Vuruldu, tutuklandı, esir oldu, tutsak oldu bilmiyorum daha. Mağlup edildi yani bilirsiniz. Guriler Gaznevilerin üzerine galip geldiler. O bir taraftan Selçuklular da hükmü aldılar. La Fontaine, Fransalı La Fontaine, aynen diyorlar tarih kitaplarının dediğine göre Kilile Dimne'ye çok müteessir olmuştu. Kilile Dimne'nin kıssalarının, öykülerinin etkisi altında kalmıştı. Bu sebepten Kilile Dimne'nin kıssaları, öyküleri gırarında, öykülerine karşılık gibi ya benzer bir kıssalar, öyküler, masallar yazmaya başlamıştı. Ve bu sebepten La Fontaine'in yazdığı kıssalar ile Şahnamanın arasında ya affedersiniz başka tercüme edilmiş Kilile Dimne'nin arasında edebül mukaren imkansız değildir, imkanı vardır. Ma'muli i'tiyadi olagan bir şeydir. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra bu sözleri devam edeceğiz inşallah. Evet sevgili seyirciler, Fransalı La Fontaine, Racine, Lamartine gibi şairlerin yazdıklarına müteessir olan etkileri, yazılarının etkileri altında olan büyük Türk şairi Şinasi de, Şinasi de aynen hayvanlar dilince öyküler, kıssalar yazmıştır. Tabii ki o Fransallar adlarını okuduk, saydık. La Fontaine, Racine, Lamartine. Bunlar da öz poeziyelerini, manzumelerini Kilile ve Dimne kitabına yahut eserine dayanarak yazmışlardır. Yani istifade etmişler ya himmet, gayret ya bir türlü Neceriyeliler, karihelerin açmak için, karihelerini kuvvetlendiren bir şey, bir şeyler almışlardır Kilile Dimne'den. Almanyalı Cute ya Gute parlak bir örnektir edeb-ül mukaren için, karşılaştırmalı edebiyat için. Doğu din milletlerinin etkisi altında kalmıştır.
doğu din ve milletlerinin, yani şerh dininin ve milletlerinin hayranı olmuştur. İslam, Kur'an, Arapça, Farsça ve Fars şiirlerine çok meraklılık göstermiştir. Çok hayran olmuştur. Öyle ki kitapları yahut konularının unvanlarını da başlıklarını da mesela o kadar hafıza ve Farsçaya meraklıymış bu adam. O unvanları bir türlü yazmıştır, bırakmıştır. Hafızname, Eşkname, Rengname, Parsiname. Bu türlü bir unvanlar vermiştir. Guta'nın bir görüşü diyorlar budur ki Allahu Teala şark milletine bilhassa Arablara dört büyük şey ata kılmıştır. Dört büyük şeyi kerem kılarak vermiştir bunlara. Biri amame ki Guta'nın nitelendirdiğine göre, vasf ettiğine göre imame Arablardaki istimal olur. Arabların başa koydukları imameler, meliklerin, kralların tacından daha üstün, daha yüksek, daha afzaldır. Bu bir. İkinci heyme, çadır. Çadır kentleşmeyi ve yaşamı temsil eden, kentleşmenin, şehirleşmenin ve yaşamın, medeniyetin, hazaranın, bina ve imranın temsilcisidir, örneğidir, tecsid eden bir şeydir. Çorak çöllerde, kıraç çöllerde heymeler, çadırlar kurulsun. Guta bunu çok mühim bir iş saymıştır. Bunu bina ve imranın mukabilinde bir şey saymıştır. Az bir iş değildir mesela sıcak kıraç, çorak çöllerde, kupkuru çöllerde çadır kursunlar ve yaşamaya başlasınlar o türlü çadırlarda. Bunu büyük bir şey saymıştır. Diğeri bu çadır kurmak, Guta'nın görüşüne göre kentleşmeyi, şehirleşmeyi, yani temeddünü ve hazaranı, bina imranı tecsid eder, gerçekleştirir yahut temsil eder. Ona misal olur mesela, örnek olur. Bu ikinciydi. Üçüncü, Arapların kılıncı. Kılıç, Guta'nın dediğine göre esvar aliyeden, yüksek duvarlardan ve yüksek kalalardan, kalelerden daha afzaldı, daha üstün. Dördüncü, Arapların neyine marak ve hayranlık gösterir Guta? Arapların şiirine. Arapların dediğine göre, Guta'nın vasfına göre, yürekleri, kulakları avundıran, yürekleri sevindiren şiirleri çok önemli bir şeydir. Guta'nın yanında ve görüşünü bu türlü bildirmiştir. Bu sebepten Guta'nın yazdıkları ile İslami edebiyatlar arasında karşılaştırmalı edebiyat konuları ya konusu çok kolay, çok asan ve belki çok güzel olur. Eğer iki şairin, iki edibin mevzularını, konularını, şiirlerini, sözlerini, yazılarını almış ve bunların arasında mukarene, karşılaştırma işi yapmak istediyse ama bu iki tarafın arasında hiçbir sıla, ilişki, ilgi bulunmur, görünmür. Onlar bazı zamanlarda bir şair bir şairden çok uzak bir yerdeydi, mekan bakımından ve zaman bakımından da olabilsin. Nitekim geçen konuda dedik, Fuzuli Nizami Gencevi'den 300 yıl sonra da takrib.
acaba sıla, ilaka, ilgi, ilişki olmayan şairlerin, ediblerin arasında mukarene etmek, karşılaştırma işi yapmak imkanı vardır. İmkanı var. Teşabuhatlar, teşbihatlar alınsın. Eğer bir benzerlikler var ise o benzerlikleri alabiliriz. İmkanı vardır. Ama geçen konuda dedik, iki şair tam uzaktı birbirinden, hiçbirbirinden asla haberi olmayıp biz edebül mukarende söz konumuz budur. Bir taraf bir taraftan en azı, ya iki taraf birbirinden ya bir taraf o bir taraftan etkiler, tesirler almış olsun. Ondan sonra edebilerek edebül mukaren karşılaştırmalı edebiyat işine başlayak görelim. Eğer iki edibin, iki şairin arasında hiçbir sıla, ilgi, ilaka, ara, ilişki görünmür. Lakin teşbihatlar yahut benzerlikler var, imkanı vardır. Bu halette bahis, araştırmacı eğer çok taammuk edilse, derin bir araştırmaya başlamışsa, imkanı var. Bir hatlara, bir gizli, mehfi bir hatlara, ilişkilere, ilgilere ulaşabilsin ki başkaları ulaşamamıştır. Ve bu halde böyle bir araştırmacı imkanı var. En güzel bir şekilde ispat etsin, kuvvetli bir şekilde ispat etsin ki bu iki şairin arasında etkiler neydi ve ne tür mukarene edebilirler ikisinin arasında. Bir teoriye göre bir lügatın ehli, bir lügatın millati mesela, bir dilin millati. Çünkü genellikle bir tabiat sahibi olurlar galiba. Onun için bu milletin edebileri, şairleri, hatibleri, yazarları arasında mukarene etmek olmaz. Belki geçen konuda da dedik, bunu zannedersem belki muvazene olar. Fakat ihtilaflar sayılır. Yani asıl bir öge, amil, esas ya şart edebül mukarende lügatların ayrı ayrı olmaz, çeşitli olmaz. Biri Arap, biri Kürt, biri Türkmen, biri Fars vesaire, bu gibi bir şey. Lügatlar gerek farklı olsun. Eğer bir lügatın şairler olduysa o zaman da denkleme sayılır. Yani muvazenede de fakat ihtilaflar, benzerlikler alınmaz. İhtilaflar alınar. Böyle bir bazı katiplerin yazdığına, dediğine göre. Niye bunu kabul etmemişlerdir? Yani iki, bir lügat sahibinin, bir lügatte yazan hatiplerin yahut yazarların ve şairlerin arasında mukarene olmasın, imkanı yoktu, imkansız bir şeydi. Çünkü diğerler esastan bunların arasında esasi bir ihtilaf, ayrılık, çeşitlilik yoktu. Yani çok şeylerde tabiatlar bir millet, bir dil, tabiatlar galiba bir olur. Biz edeb-ül mukarende istediğimiz hedef, mühim hedef, çok ayrı, uzak bir şeyleri birbirine yakınlatmak, ondan sonra güzel bir neticeye çıkmak. Ama iki şairin çok sözleri birbirine benzer. Çok adet tekalidleri, gelene görenekleri birdi. Bir Medine'den de ya bir ülkeden de bunun faydası olmaz edeb-ül mukarende. Edeb-ül mukaren bundan çok yüksek ve büyük bir derstir. İhtilafat o türlü şahısların arasında, mesela bir lügat sahibinin ya bir mantıkada olan şairlerin arasındaki ihtilafat cüz'i olar. Tabi şahsi, ferdi davralar. Yani herkesin bir şahsiyatı var, o şahsiyetinden biraz konuşurlar ama aynı halde bir dilde adlar, bir lügatta ve bir mantıkanın uşağı.
ama uzak bir yer ve ayrı zamanların birbirinden ayrı olan, ayrı bir zamanlarda olan edebilerin arasındaki sözler yahut edebiyat imkanı var. Edeb-ül mukaran olsun ve en güzel bir şekilde bir neticelere, güzel neticelere de ulaşılsın. Edeb-ül mukaranda lügatların, dillerin ihtilafı, muhtelif olması, çeşitli olması ilk önceden neyi akseder, neyi yansıtar? Tarzı tefkirler, düşüncelerin yollarını ve tarzlarını. Aynı halde ifadelerin, ibarelerin de tarzlarını, üslubu, esalibu, ta'biri yani diğerler Arapça böyle bir şeyleri gösterer edeb-ül mukaran. Eğer ihtilaf var ise iki lügatta, biri Farslı, biri Arapça ya biri Arapça, biri Türk. Bu halette her tarafta olan düşüncelerin, görüşlerin yolları malum eder. Bilhassa uzak mantıkalarda olan birbirlerinden tabii düşünceleri farklı olar, nazarları farklı olar birbirinden. Böyle bir halette çok faydalar görebiliriz edeb-ül mukaranda ki bilebiliriz başka yerlerde başka milletin şairleri ne demiştir ve ne kadar fasıla ve fark vardır buradaki ya oradaki şairler ve edebler ile. Sevgili seyirciler, bir daha sizinle buluşmak umuduyla sizlere Allah'a ısmarlarım. Sağlıkla kalın.